diyabette kişi diyabetli olduğunu nasıl hissedebilir? Bunun ön belirtileri nelerdir? Kişi bazen hekime de gitmiyor, geçiştiriyor belirtileri ama tabii ki bu insülin salgısı olmadığı için pankreastan çok ciddi sonuçlara götürebilecek durumda. Biraz açalım, kişi diyabetli olduğundan nasıl şüphelenebilir? Şimdi tip 1 diyabete tanı koymak çok kolay. Çünkü çoğunlukla bu hastalarda şeker komasıyla bu teşhis konuluyor zaten ve çocukluk çağlarında olduğu için bu. Annelerin, babaların çok dikkat etmesi gerekiyor bunlarda. Çok sık iddara çıkma, çocuğun işte zamansız ağlamaları, lüzumsuz ağlamaları, böyle aç olmadığı halde, altı pis değilse, uykusunu da almışsa çocuğun ağlamaması lazım normalde. Bu 3 şart yerindeyse. Ama ağlıyorsa, idrara çok sık çıkıyorsa veya kilo kaybı varsa, çocukluk çağlarında, bebeklik çağlarında haftalık bile kilo artımı vardır mesela. Eğer kilo alımında durma varsa burada zaten çocuk uzmanı takip ediyorlar. İdrara çok sık çıkıyorsa şekere şüphelenmek lazım bu kişilerde. Onda tanı koymak çok zor değil. Biraz daha büyük olan çocuklarda şeker komasına giriyor insanlar. Ve çok hızlı bir şekilde şeker koması olduğu için yine teşhiste gecikme söz konusu olamıyor Zaten zaten. hastaneye hemen apar Tabii, topar tabii gidiyor ve aynen orada öyle. kan Zaten değerlerine şeker bakılır mı? komasında kim giderse gitsin mutlaka şekerine bakılır. Çünkü şeker yüksekliğiyle de şeker koması oluyor, düşmesiyle de şeker koması olabilir. Fakat düşme tabii şeker hastalıklarında değil, şeker tanısı almış, tedavi edilen kişilerde şeker düşmesi koması olabilir. Nasıl olabilir bu? İşte insülin kullanamazsa insülin yaptı, yemek yemesini geciktirdi mesela. Biz o yediği yemeğin karşılığındaki yükselecek olan şekeri düşürmek için insülin veriyoruz. Eğer kişi insülin olur da yemeğini yemezse veya öğününü biraz geciktirirse kanda insülin yükselmeye başlar. Olan şekeri de düşürür. O zaman hipoglisemi dediğimiz tablo ortaya çıkar. Bunu yapmamaları lazım hastaların. O yüzden şeker hastalığının ilk tanısında tanı konmadan evvel şeker yüksekliği koması olur. Düşmesi olmaz. O yüzden bütün hastaneye giden komalı kişilerde sebep ne olursa olsun mutlaka şekere bakılır. Çünkü bu Zaten kişide o koma halinde geliyor. evet. Hekim zaten az çok bu kişinin ne komasına girdiğini zaten Aynen öyle. anlamış Eğer oluyor. yakınlarımızda bir şeker hastası olan kişi varsa komaya girmiş olan kişilere şeker vermek lazım. Eğer şeker hastası olduğunu biliyor isek. Tabi bu bonbon şeker olmaması lazım. Ne tür bir Eriyen şekerden şeker bahsediyoruz? olması Yani lazım. kesme şeker Eczanelerde hipoglisemide olabilir. kullanılan ve dil altında eriyen hazır üretilmiş şekerler de var. Ama kesme şeker de tabii ki ağızda dağıldığı için o da nefes yolunu veya boğazda tıkama şansı olmadığı için bu tür şeker vermek çok daha doğru. Zaten şeker hastaları genelde bu konuda eğitimleri var. Diyabet eğitimleri Onlar veriyor. biliyorlar Yanlarında tabii ki. şekerlerini Ama şeker taşıyorlardır. komasına girmiş bir kişide bilinç olmadığı için orada etrafındaki kişilerin bu konuda bilinçli yardımda bulunması Ya da gerekiyor. çantasında olabilir deyip Tabii çantasından bakıp tabii. hemen vermek ki bu anda en azından Şeker kesebilir. hastalarının biz çoğuna kimlik veriyoruz. Ben şeker hastasıyım. İşte beni koma halinde bulursanız şeker hastası olduğumu bilin şeklinde. O yüzden bu tür vakalarda cepleri karıştırmak lazım. Tabi bu da her zaman doğru olmuyor bazen. Ben yolda birine müdahale ederken cebini karıştırdığım için yoldan geçen birinden laf yemek zorunda kaldım. Evet. Doktor olduğumu söylediğim halde. Burada ben doktorum, ben doktorum diye Evet. herhalde o cebi ya da çantayı karıştırmak lazım. Bu da iyi bir Maalesef. not oldu. Ama gerçi zaten şeker hastaları bunu biliyor. Bizim de toplum olarak bilinçlenmemiz lazım. Baktık şeker koması bir durumu var. Bir ceplerini karıştırıp bir çantasını Tabii. bakıp hani o an yanımızda yoksa ya da alacağımız bir yer yoksa hemen bunu herhalde hastaya vermek bir anlamda Hayatını kurtarıcı bir şey. kurtarmak, evet, Bir hayatını anlamda kurtarmak kurtarıcı bir çok şey. önemli bir harekettir.